Aslında biz yavaş yavaş insanlar da geliyorlar. Belki videoyu paylaşmakla başlayabiliriz, gelenleri de çok bekletmeden. Yavaş yavaş bize katılanlar olacaktır. Tekrar etmekte fayda var. Herkes sessizde şu anda. Aha. Konuşma esnasında bize katılmak isterseniz mikrofonlarınızı açabilirim. Ben hemen videoyu getireceğim şimdi ekrana. Pardon. Şu anda tam ekran görebiliyor musunuz acaba? Şu an tam oldu. Tamam. Videoyu başlatalım. Hep beraber izleyelim.
Evet, Alper'in Infilling isimli videosunu izledik. Az önce dediğim gibi video bugün itibariyle ve bu ay sonuna kadar, hoş geldiniz. 27'sine kadar. Bilfark olarak Spektaş moderatörlüğünde video sanatını konuşuyoruz. İsimli konuşma dizimiz devam ediyor. Bugün de hafıza mekan... Arkadan başka bir konuşma geldi. Umarım size sesi gelmemiştir. Çok pardon. Alper'in videosu 27 Haziran'a kadar Bilsart'ın web sitesinde ve YouTube kanalında yayında olacak sergi kapsamında. Oradan da daha iyi izleyebilirsiniz. Buradan paylaştığımızda bazen sıkıntılı gözükebiliyor size. Umarım herkes rahatlıkla izlemiştir. Alper, dilersen artık videoyu senden dinleyelim ve sergiyi, genel olarak bahsetmek istediğin şeyleri. Şöyle başlayayım o halde. Herkes hoş geldi. Öncelikli olarak biraz kendimden bahsetmek isterim. Hacettepe heykel bölümünden mezun oldum ve daha sonra akabinde yüksek lisans eğitimine başladım ve hala devam etmekte olan bir eğitim süreci içerisindeyim. Öte yandan üretim pratiğim biraz daha ağırlıklı olarak heykel ve enstalasyon ağırlıklı gidiyor. Tabii bu heykel ve enstalasyon ağırlıklı giden şeyler nelerdir aslında? Üretim pratiğinde biraz daha inşaat nesnelerini kullanıyorum. Yani bu inşaat nesneleri aslında neler? Yani neler derken bir tane ya da birkaçını söyleyebilirim. Spatülü kullanıyorum. Spatülün içerisine bazen CNC kesim, bazen lazer kesim, bazen ise üzerine baskı uyguluyorum. Yani serigrafi baskı tekniğini uyguluyorum. Öte yandan hayatımızın bir kenarında bize eşlik eden visko sünger var. Yani hayatımızın içerisinde derken aslında yani işte yatağımıza yatmaya giderken o yatağın içerisindeki visko sünger aslında. Bunu kullanıyorum. Tabii bunun malzemenin biraz daha işlevini kullanıyorum doğrudan. Çünkü sünger öyle bir malzeme ki bastırdığınızda bir şeyi öne çıkartır. Aslında bu biraz daha sonrasında değineceğim üzere geçmişi aslında günümüze çıkartıyor. Yani su üstüne çıkartıyor biraz daha. Yani pratiğimde biraz daha böyle çalışmalar var. Yani serigrafi baskı da var aslında. Bazen ses üzerine çalışıyorum. Yani video çok aslında pratiğimde olmayan bir şey. Dolayısıyla ama bazen öyle bir şey, öyle bir an geliyor ki yani süreci en iyi yansıtabileceğim şey video. Ve o an video daha ağır basıyor açıkçası. Infilling Video adlı çalışması da 2017 yılına ait. Daha doğrusu 2017 Aralık, 2017-2018 aralığına. O dönemlerde atölyede çalışırken belirlediğim ölçülerde yani böyle kalıplar oluşturuyordum. İşte marangoza gidiyorum ve belli istediğim ölçülerde kalıplar kestiriyorum MDF'lerden. Ve daha sonra onun üzerine aslında videoda kullandığım bir malzeme olarak betonu içerisine döküyordum. Ve sonrasında tabii betonu salt olarak kullanmıyordum orada kalıpların içerisinde. Bir yandan da metal konstrüksiyon yapıyordum. Tabii bu metal konstrüksiyon neydi? Ev formu aslında. Yani metal konstrüksiyondan içi boş, sadece dış kalıbı alınmış bir ev formu yapıyordum metal konstrüksiyonla. Bu metal konstrüksiyonu belirlediğim kalıplar içerisinde sağına, soluna, işte içerisine ya da arkasına belirlediğim kompozisyonlarla onları saplıyordum. Bazen bırakıyordum. Dolayısıyla burada o saplamayla beraber, işte bırakmayla beraber o eylem içerisinde aslında bir süreç olduğunu gördüm. Tabii bu süreç aslında şunu getirdi. Yani malzemenin, betonla metalin bir tür uyum ya da uyuşmazlığıydı söz konusu olan. Tabii o bir süreçti. Yani metalin betonla olan ilintisi birbirini aslında kabul edemeyişiydi belki de. Ya da ettiği de aslında. Yani dolayısıyla aslında o birbirini kabullenme meselesini ya da uyuşmazlığı meselesini bir süreç olarak gördüm. Tabii video bunun üzerinden biraz daha şekillenmeye başladı. Ve aslında o ev formu, içinde yaşadığım ev formuna biraz daha gönderme yapıyordu. Çünkü içinde yaşadığım o ev formu biraz da mikroskobik bir alana doğru gitmeye başladı yani günümüzle beraber. Daha doğrusu öyle şekillenmeye başladı. Yani sonrasında bu işte ev, mimari, bellek ve kolektif bellek, bunları biraz sorgulamaya başladım. Tabii bu sorgulama biraz daha
coğrafya üzerinden gidiyordu. Yani coğrafya ölçeğinde kent olarak biraz da mikro ölçekte ele alarak ilerliyordu. Sonrasında tabii burada hani bu videoyu yapmamda neler etki etti aslında? O bir kalıbı dökerken tamamıyla bir süreçti. Ve o süreç aslında bu videoyu tetikledi ve böyle çıkmaya başladı. Sonrasında, çok özür dilerim. Yani bu eve, mimariye, yapıya işte odaklanmam aslında bu Türkiye kadrajı açısından, videoda da Türkiye kadrajının ele alınması açısından önemli bir yere sahipti. Çünkü bu coğrafyada yaşıyorum ve bu coğrafyanın içerisinde geziyorum, dolaşıyorum. Yani çocukluğumdan bu yana açıkçası çok büyük değişimler var yani. Hani bu değişimler neler diye düşünecek olursak. Yani çocukluğum aslında bir gecekonduda geçmeye başladı ve sonra aslında apartmana geçtik falan derken aslında büyüme noktasına, yani aslında büyümeye başladım bir noktada. Ama büyüdüğümde gecekondumuz yıkıldıktan sonra, o yere geldikten sonra orası yıkıldı ve artık sadece orası salt olarak orası yıkılmadı aslında. Yani o yapı, bahçe, o mahallem aslında sadece oralar yıkılmadı. Onunla beraber birçok alan, aslında birçok bazı şeyler ölçeği içine alarak ilerledi yani bu durumda. Tabii burada benim bir kaybım vardı aslında. Kaybolan, silikleşen şeyler vardı. Yani benim anılarım kayboldu. Yani bununla beraber sadece kendi belleğim de kaybolmuyor aslında. Yani toplumun belleğini, kolektif olarak belleğe baktığımda onun da içi boşalıyor aslında bir noktada. Yani bu işte Türkiye'nin üzerine sürdüğüm şey, dolayısıyla bu beton. Aslında betonun biraz daha kullanım işlevine değiniyorum yani burada. Yani beton tabii çok uzun yıllardan beri kullanıyor. Hatta tarihi de çok eskidir. Ama bu coğrafya üzerinden biraz daha bu malzemeyi sorgulamaya başladım. Çünkü malzeme öyle bir malzeme ki bir şeyin üstünü kapatıyor, siliyor ve neticede hiçbir şey olmamış gibi bir sonuç veriyor aslında size. Yani böyle nasıl desem, malzeme çok yaygın olan bir malzeme aslında. Yani günümüzde de çok tipik olarak kullanılan bir malzeme. Yani tabii inşaat alanında falan. Yani zaten bu mimaride asıl sorgulamak istediğim şey de bu yani, bu coğrafya üzerinden. Yani asıl bu malzemenin nasıl kullanıyor olduğumuz. Biraz daha bunlar da aslında beni bu malzeme, yani şey, videoya tetikleyecek olan şeylerdi. Yani dolayısıyla bu ölçekte değişime ve dönüşüme biraz odaklandım. Yani coğrafyanın aslında bu eski, yeni, hani bu anılarımdan bahsediyorum. Evet, gecekonduda doğup büyüdüm. Sonra apartmana geçtim. İşte sonra tekrar yani apartmana geçtim derken aslında gecekondum yıkıldıktan sonra başka bir apartmana taşındık. Ve taşındıktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra tekrar gecekondumuzun olduğu yere gittik. Ama orada benim anılarım kaybolmuştu. Yani aslında bu sadece benim yaşadığım yerde de olmuyor. Yani okula gidiyorum ya da başka bir yere gidiyorum. Ve gittiğim, gördüğüm yerlerde, o kentin içerisinde deneyimlediğim, gözlemlediğim yerlerde aslında bir yapı çok yıkılıyor. Ve yıkıldıktan sonra hemen yerine başka bir şey inşa ediliyor. Yani bu inşa etme meselesi aslında benim çok kafama takılan bir şeydi. Çünkü bir şey yıkıyorsunuz ve oraya başka bir şey yapıyorsunuz. Sanki eskisi hiç orada olmamış gibi aslında. Yani değer aslında değerini tamamıyla kaybediyor ve oradan geçen insanların ya da orada anıları olan insanların aslında anılar siliniyor aslında. Bir tür yani hafızasızlık aslında bu mesele. Yani ben biraz daha bunlara değinerek tane hareket ettim bu coğrafya üzerinden. Tabii coğrafyada aslında bu video biraz daha geniş bir ölçekli okumaya olanak sunuyor bir video. Yani ben hani bellekten değiniyorum, işte kolektif bellek falan derken, hani bu benim okuyarak, düşünerek yaptığım, incelememde harmanlayarak yaptığım bir çalışma. Ama hani işte videonun üzerinde böyle Türkiye'nin üzerinde bir beton sürüyorum. Ve o sürdüğüm şey işte aslında böyle katmanlaşıyor, ediyor. İşte batıdan doğuya doğru bir sirkülasyon şeklinde Türkiye'yi
işliyoruz. Ama bunların tamamıyla altında yatan şeyler mimari ölçekte bir değişim. Yani bu mimari ölçekte bir değişim derken aslında dediğim gibi yani içerisinde gözlemlediğim, deneyimlediğim yerler. Yani işte bir A noktasından B noktasına gidiyorsunuz. Bu yani il dışı da olabilir, başka bir yerde olabilir. Ama bu gidip geldiğiniz yerlerde sürekli bir değişim. Yani bir tür erozyona uğratıcı bir durum söz konusu açıkçası. Ama bu erozyonla beraber yani gördüğüm şeyler tamamıyla böyle bir yok oluyor. Hani bu yok olma, hani bu oyun gibi geliyor aslında yani bana. Yani bu oyunu birileri oynuyor ve aslında bu benim belleğimin içinin boşalmasına işaret ediyor. Yani buna yani nasıl diyebilirim? İktidar aslında. İktidar burada çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü her gelen kendi mentaline uygun bir mimari anlayışına sahip. Aslında benim çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de buydu. Yani her gelen yeni bir şey inşa etmeye başlıyor ve coğrafya aslında ona göre şekillenmeye başlıyor. Ve belli bir süreç zarfında yayılım göstermeye başlıyor. Hani ben bunu çok aslında biraz eleştirmeye başlamıştım. Hala da eleştiriyorum açıkçası. Ama öte yandan bu videoyla ilgili olmayan başka pratiğimde başka şeyler var açıkçası. Mermer yontma eylemini içerisindeyim böyle. Yani orada da aslında tüketim kavramını biraz içini didikliyorum böyle. Yani orada tüketim kavramı derken işte kağıt, karton gibi nesneler aslında mermerle bir tür donma halini yakalıyorum. Yani pratiğimde aslında böyle farklı malzemeler de girebiliyor. Sadece işte beton, video değil. Bazen desen olabiliyor. Çünkü bu işte mahalle kültürü, işte kent estetiği ya da salt mahalle olarak hani bunların üzerinden şekillenen farklı üretimlerim oluyor. Yani bazen işte kolaj oluyor. Yani bazen desen video oluyor. Yani bu videonun Türkiye kadrajı dışında aslında dünyaya nesnel bir bakışı olarak ele aldığım video çalışmalarım da var. Yani öte yandan bu video aslında yani her seferinde baktığımda farklı okumalar biraz öne çıkıyor. Çünkü 2017'de ürettiğim bir videoydu. Yani her yıl ara ara bakarım yani işte dosyaları açarım ve böyle bir video çalışmam var gibisinden bakarım. Ve her seferinde farklı okumalara teşvik ediyor beni. Yani çünkü orada aslında biraz daha işi kendine bırakıyorum aslında. Çünkü iş bu coğrafya üzerinden şekillendiğinden biraz coğrafyayı da bırakıyorum aslında. İş aslında kendini orada olgunlaştırıyor ve tamamlayıcı bir niteliğe sahip oluyor. Ya ben onu o an yaptım ama video hala devam ediyor aslında. Kendi içerisinde devam ediyor yani. Öte yandan bu mimari ölçekten bahsedecek olursam, hani bu değişim ve dönüşümden bahsettim. Ama bu değişim ve dönüşümü en önemli faktörlerden birisi olan o mimari bir değişim dönüşüm. Yani bu şu an aslında o gecekondu, işte bahsetmiştim gecekondudan, işte gecekondumuz yıkıldı ve sonra apartmana geldim. Sonra tekrar gecekondumuz üzerine böyle konut tipleri üst üste bindirilerek yeni bir konut tipi inşa edildi. Tabii bu 1980'lerden falan sonra öyle inşa ediliyor. Yani özel sektör falan giriyor. Biraz daha detaylı ilerliyor orada. Balkondan böyle dışarı çıktığımda aslında benim çocukluğumun o manzarasını görüyorum. Ama bir yandan da görünenin ardında görünmeyen şeyler var. Yani orada bir tür mimari ölçekteki değişim böyle bir Tetris oyunu gibi. Yani aslında bu Tetris oyunundan kastım o aslında uzun çubuklar, formsuz yapılar. Bunlar tamamıyla benim karşımda olan şeylerdi aslında. Yani her balkona çıkışımda aslında biraz daha böyle bir iğreti geliyordu açıkçası. Yani manzaraya bakmaktan çok hoşnut değilim yani bu durumda. Tabii bunun üzerinden bazı kolajlar falan şekillenmeye başladı üretim pratiğimde dediğim gibi, daha önce dediğim gibi. Yani bu oyunlar bu bir tür Tetris oyunu gibi dediğim gibi. Ama bu işte
Bu Tetris oyununu birileri oynuyor yani, takım elbiseli adamlar işte oraya gidiyor, geliyor falan böyle. Çok mükemmel göstericisine. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Yani fakir mahallelerin aslında zenginler yerleşiyor. Yani birçok böyle mahalle böyle aslında ve kent ölçeğinde irdeleyecek olursam birçok nokta böyle aslında ve kent çok hızlı böyle kronik bir hastalığı olan bir hastalığa yakalanmış gibi hissediyorum açıkçası. Ya yani hatta böyle biraz daha büyütebilirsem kangren olmuş gibi şey yapıyorum yani, nitelendiriyorum ben bu kenti. Çünkü çok yani çok büyüyoruz açıkçası. Yani bu kadar büyümemize gerek var mıydı diye soruyorum. Çünkü bu büyümenin ardında benim birçok şeyim gidiyor. Yani toplumun hafızası gidiyor. Yani anı mekanları siliniyor, kent estetiği bozuluyor. Hani birçok şey gidiyor ve içerisinde böyle kara delik gibi her şeyi içerisine alıyor. Yani açıkçası benim videoda biraz da düşünerek yaptığım şeyler bunlardı açıkçası. Tabii video kendi içerisinde farklı okumalara da yer veriyor biraz daha. Yani hani tabii burada ben de işte bellek var, başka şeyler var, değişim, dönüşüm, anı, hafıza mekanları falan derken işte adam şey yapıyor diyorlar bazen, işte hani ekmeği Nutella sürer gibi bazen işte Türkiye'nin üzerine beton sürüyor diyorlar yani böyle bir şeyde. Ama bu gerçekte de zaten çok basit bir şekilde ilerliyor. Yani bu basit bir şekilde ilerlemesi benim çok yani böyle bir rahatsız edici bir noktası vardı açıkçası. Yani bir yer böyle hani çok hızlı yıkılıyor, çok hızlı yapılıyor ve yerine bambaşka bir şey inşa ediliyor. Ama göz o kadar çok aşina olmaya başlıyor ki bu noktada. Hani ne ara oldu diyorsunuz ve her gün önünden geçip gittiğiniz bazı yapılar olabilir. Yani ya da bazı ortamlar, mekanlar olabilir. Ve bu mekanlar çok hızlı bir şekilde yıkılıyor, ediliyor, dönüştürülüyor. Ama göz sanki o arkasında başka tamamlanamayan şeyler var sanki böyle. Yani bu şekilde biraz ilerledi aslında. Yani böyle o kentin değişimi ve dönüşümü aslında şeye benzetiyorum. Yani ıslak bir zemine benzetiyorum yani böyle. Her an kayacak gibi hissediyorum ve o içinde dolaşırken sanki ya zaten hani benim her şeyim böyle ıslak zeminde böyle bir gider yoluna gidiyor gibi hissediyorum. Ama buna topluca böyle gitmek hiç hoş olmayacak diye düşünüyorum açıkçası yani. Hani sadece Türkiye ölçeğinde değil bu anlattığım meseleler aslında, anlattığım o şeyler. Dünyanın zaten içini boşaltıp oyuyoruz ve katmanlaştırmaya başlıyoruz. Ama bunu daha çok yaşadığım coğrafya üzerinden anlatmak daha doğru olur ve daha besleyici olur diye düşünüyorum. Çünkü yani hani işte dünyayı da hani bazı noktalara gidip geliyoruz falan gibisinden böyle. Aslında orayı da çok eleştirmeye başladım. Yani Venedik'te ne bileyim çok eski tarihi yapılar varken ülkemizde aslında tarihi yapıların bu kadar tekinsiz bir durumda olmasını biraz daha öne çıkardım aslında. Yani oradaki bir birey 50 yıllık ya da 100 yıllık bir yani konu tipinde ya da yerinde, ortamında yaşıyorsa hani ben burada neden böyle 10 yıllık, 20 yıllık bir konu tipinin içerisinde yaşayamıyorum diye böyle bir kafamda soru işareti başladı açıkçası. Tabii bunun arkasında yatan daha farklı şeyler var diye düşünüyorum yani, ama ben şunu belirtmek isterim ki bir mimar ya da sosyolog değilim açıkçası. Yani böyle bu şekilde ilerledi video. Ama bunların hepsi rahatsız ediciydi. Yani hala karşımda yani balkona çıktığımda çok rahatsız edici imgeler, büyüyen şeyler böyle robotik geliyor yani bana. Hani hiç hoş değilim. Çünkü benim karşımda olan manzara dümdüz bir araziydi. Ve arazi o kadar çok dolmaya başladı ki yani 2017 yılından bu yana çok farklı formsuz yapılar oraya dikilmeye başladı. Yani böyle katmanlaşıyor. Zaten yeryüzü seviyesinin hani 10 metre yukarısındayız. Ve daha da yukarı çıkmaya başlıyoruz yani.
Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Aynı zamanda böyle belki de şey tetikliyordur aslında. Klostrofobimin olması, böyle kapalı bir alanda olmam, ev kavramının ya da gerçi fiziksel anlamda içinin daralıyor olması. Bunlar aslında beni biraz tetikledi yani bu videoyu yaparken. Dolayısıyla aslında hiç böyle yani hiç böyle hayal etmiyordum aslında kenti. Yani farklı bir boyutta, içinde gezinebildiğim farklı bir şekilde hayal ediyordum kenti aslında. Yani düşlerimde öyle bir şey vardı ama bu çok da fazla aslında elimde olmayan bir durum sanki. Ben öyle hissediyorum en azından. Yani çünkü her böyle işte okula gittiğimde, dışarı çıktığımda falan böyle bazı yerlerin, yapıların önünden geçerken böyle acaba burası ne zaman silinecek gibisinden düşünüyorum yani. Çünkü o noktaya doğru gidiyor. Çok tekinsiz bir durumun içerisindeyiz yani aslında. Ve bu durum kendi içerisinde böyle devam ediyor. Yani aslında bu tekinsiz yapılar var. Yani tekinsiz derken aslında onların ortadan kalkacağını, silikleşmesine işaret edilen şeyler aslında bunlar. Yani Ankara'da işte mimari ölçekte Cumhuriyet dönemine ait bazı yapılar var. Yani bunlardan birisi yıkıldı. Ve işte bu aslında Ulus bölgesinde. Ve bazı yapılar var böyle karşılıklı aslında tarihsel ölçekte birbirleriyle konuşan yapılar aslında. Ve bu yapıların arasında büyüyen farklı şeyler var aslında. Ve bu büyüyen şeyler, formsuz yapılarla beraber aslında bunların da şüphesiz ki yıkılacağını düşünüyorum. Çünkü yani bazı şeylerin getirisi onların istenmediğini aslında işaret ediyor. Çünkü böyle bir işte mimari anlamda bir anlayış var ve her şey aslında ona göre şekilleniyor ve bu şekillenmeyle beraber farklı bir noktaya gidiyor. Ama bu farklı bir noktaya giderken kendim acaba ben neredeyim diye bir soru ortaya çıkıyor aslında. Yani ben neredeyim? Benim anılarım nerede? Kaybettiğim şeyler nelerdir? Yani neler? Yani bunlar biraz daha öne çıktı bende açıkçası. Ama bunun üzerine böyle işte hani kentin çok farklı bir forma sahip olmasını, bu kadar büyük metropole sahip olmamamız gerektiğini falan düşlerdim yani açıkçası. Yani bunun üzerine Italo Calvino Görünmez Kentler adlı kitabının aslında çok kısa bir pasajda böyle bahsediyor. Hatta bir bölüm böyle. Onları yani onu okumak isterim aslında çünkü ben yani bu kitabı 3 yıl önce falan okumuştum sanırım ya da 2,5 falan yıl önce böyle. Oradan da biraz beslenmiştim. Aa bu işte beni anlatıyor falan böyle. Hani beni anlatıyor derken işte bu coğrafya üzerinden bazı o düşlediğim şeyleri aslında. Yani kentin içerisinde o büyük formsuz yapıları görmekten ziyade çok farklı şeyler görmeyi isterdim yani açıkçası. Yani çok kısa bir şekilde aslında bunu okumak isterim. Bu hatta 87. sayfada Marco Polo diye başlıyor. Marco Polo'nun anlattığı kentlerin birbirine benzediği, birbirinden ötekine yolculukla değil, öğelerin değişmesiyle gidebildiğini fark etmişti Kubilay'a. Düşüncesi artık Marco'nun anlattığı kentlerden özgürce yola çıkıyor. Kenti parça parça söktükten sonra terkibini yeniden ayarlayarak parçaların konumunu ve duruşunu değiştirip başka türlü yeniden kuruyordu. Bu arada Marco yolculuğunu anlatmaya devam ediyor. Ancak imparator artık onu dinlemediği gibi durumdan sözünü kesiyordu. Bundan böyle kentleri ben anlatacağım. Ben anlatacağım sana ve sen gerçekten var mı bu kentler ve düşündüğüm gibi mi onu söyleyeceksin bana. Önce şu kenti sorayım. Merdivenli yollarıyla siliko rüzgarına ışık, hilal şeklinde bir koya kurulmuş bir kent bu. Şimdi de içindeki harikalardan birkaçını sayayım. Kırlangıç balıklarının yüzüşlerini ve uçuşlarını izlemeye ve bunlardan kehanetler çıkarmaya yarayan katedral yüksekliğinde kocaman bir havuz. Yapraklarıyla rüzgarda harp çalan bir palmiye.
ve bir meydan. Etrafını üstü mermer yiyecek ve içecekle donanmış, örtüsü bile mermerden. Atmalı biçimde mermer bir sofra kurulu. Dalmış olmalısın hanım. Sözümü kestiğinde tam da bu kenti anlatıyorum sana. Biliyor musun onu? Nerede? Adı ne? Ne adı var, ne yeri? Onu neden anlatıyordum? Bir daha açıklayayım sana. Öğeleri, onları birbirine bağlayan bir mantık olmaksızın, bir iç kuraldan, bir perspektif, bir hikayeden yoksun bir şekilde yığılmış kentleri, düşünülebilir kentlerin sayısından düşmek gerekir. Kentlerle ilişkimiz rüyalarda olduğu gibidir. Hayal edilebilen her şey aynı zamanda düşünülebilir. Oysa en beklenmedik rüyalar bile arzuyu ya da arzunun tersi bir korkuyu gizleyen resimli bir bilmecedir. Kentleri de rüyalar gibi arzular veya korkular kurar. Söylediklerinin ana hattı gizli, kuralları saçma, verdiği umutlar aldatıcı, her şey başka bir şey, başka bir şeyi gizliyor olsa da ne arzularım ne korkularım var benim, dedi han. Benim düşlerimi ya düşünce ya da rastlantılar oluşturur. Kentler de düşüncenin ya da rastlantının eseri olduklarını sanırlar hep. Ama ne biri ne öteki ayakta tutmaya yeter onların surlarını. Bir kentte hayran kaldığın şey onun 7 ya da 77 harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve ille de yanıtlamanı beklediği sorudur. Tıpkı Debye'nin Sphinx'in ağzından sorduğu soru gibi. Yani aslında kenti ben biraz daha içinde böyle bu şekilde kuruyordum yani. Yani benim söyleyeceklerim aslında burada biraz son buluyor diyebilirim. Ya da eklemek ya da böyle bir isteyen olabilir. Ya da biraz da sohbet havasında geçmesini dilerim açıkçası. Ayfer, bu arada işle bağlantılı bir şekilde diğer işlerine dair de paylaşmak istediğin şeyler varsa belki onları görebiliriz. Tabii ki. Bu videoda aslında bahsettiğim Tetris oyunu durumu biraz daha. Yani bu Tetris oyunu ilk başta pratiğimde olan sünger malzemeyi kullanarak da aslında bir heykel yapmıştım. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Çok pardon. Şöyle üçüncüsünü açıyorum. Evet, şimdi paylaşabilirim sanıyorum. Evet, şu anda görüyoruz. Tetris. O uzun formsuz yapılara sahip olan aslında bu süngerli bir heykel çalışması yapmıştım. Bunu 2018'de gerçekleştirdim. Çünkü o gördüğüm aslında o Tetris oynadı da yani herkesin aslında küçükken böyle oynadığı bir oyun türüdür böyle. İşte çubuklar üst üste binmeye başlıyor ve birden aslında o bütün oluşturarak bir şeyler yok ediliyor ve tekrar binmeye başlıyor. Bu sünger de aynı zamanda o formsuz yapıların aslında ortaya çıkışını sorguluyor. Yani bu çalışmadan 5 adet olması gerekiyordu. Bunu geçen yıl sanırım Venedik Mimarlık Bienali'ne önermiştik. 8 kişilik bir takımdık ama proje olumsuz sonuçlandı. Tabii bu işle birlikte biz başka bir iş adı altında toplanıyorduk. Yani böyle bir ek gibiydi aslında. Yani bu heykelde böyle bir tür aslında akışkan bir yapıya sahip. Yani aslında nerede tam anlamıyla şekilleneceği belli olmayan bir forma sahip. Yani aslında belli bir hani forma sahip derken aslında formsuz bir yapı. Ama bu kinetik bir heykel aslında. Çünkü bu tepeden bastırıldığında ortada aslında hiçbir şey yokken yani bu gökdelenlerin aslında ortaya çıkış durumunu
biraz daha sorguluyor. Yani çünkü bastırıyorsunuz, bastırmasına yardımcı olan bir işte malzeme var ve sonrasında bastırdıktan sonra yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Aslında hiçbir şey yokken ortada birden bir şey beliriyor. Daha sonrasında şöyle bir şey, bunun farklı bir tam anlamıyla ayakta duran bir fotoğrafı da var. Bu da şöyle. Böyle bir forma sahip. Öte yandan şunu göstermek isterim. Bu Infilling adlı videonun yanı sıra yani Ankara üzerinden spatülle böyle düşündüğüm bir çalışma var. Onu göstermek isterim. O da böyle bir çalışmaydı. Bu tabii biraz daha nesnenin aslında işlevini kullanaraktan yaptığım bir çalışmaydı. Çünkü mola inşaattaki kullanım yeriyle aslında bir şeyi alır ve vurur. Yani orayı biçimlendirmenize olanak sağlar. Yani malzemenin salt kendisi zaten böyle. O metal kısmı yerinde Ankara sınırları içerisinde ve arkasında bir video var. Aslında bu içini boşaltıyoruz ve sonrasında dolduruyoruz dediğim şey aslında bu. Doğrudan Ankara üzerinden de gerçekleştirdim bunu. Yani dünyanın zaten büyük ölçekte baktığımda dünyanın içine oyup boşaltıyoruz. Türkiye'nin keza öyle. Ama bunu yaşadığım kendi sınırlarım içerisine de ele almaya çalıştım. Yani işte arkada da bu aslında malanın işleviyle beraber bir şeyi alıyor ve vuruyor. Aslında bu Ankara'nın biçimlendirmesine bir tür gönderme yapıyor. Yani, ve o gönderme yaparken aslında bir tür yine o malzemeyi kullanım biçimiyle, yayılma süreciyle ilişkili bir durum söz konusu. Bu da bu şekilde bir çalışmaydı. Öte yandan şöyle bir çalışmam vardı. Bu da dünyaya bakış açımda aslında bu nesneler, inşaat nesnelerinin bir araya gelmesiyle oluşan aslında böyle bir çember, yani bir yuvarlak aslında ve o yuvarlağın içerisinde bu nesnelerin çerçevelediği ve içerisinde olan şey aslında bu kutuplardan baktığımız bir dünya haritası. Burada da yine o dünya haritasının aslında o içinde yaşadığımız dünyaya bir tür göndermeler yapıyor. Yani burada içinin boş olması aslında o sürprizden çıkıyor biraz daha, yani hani o içinin boş olması, ama bu sürprizin tabii gerçek ve hani fiziksel anlamda bir tarafı da var yani. Ama yani içinde yaşadığımız o dünya, yani hem fiziksel olarak hem anlamsal olarak farklı formlara bürünüyor. Bu da bu şekilde bir çalışmaydı. Yani benim açıkçası biraz da söylemek istediklerim sanırım burada son buluyor diyebilirim. Soru ve yorumu olan varsa da alabiliriz. O şekilde de ilerleyebiliriz. Ben seni dinlerken aslında ilk etapta bir şey sormak istedim. Daha önce seninle konuşmadığımız bir şeydi zannediyorum. Şimdi baktığımız zaman resim, heykel, yerleştirme gibi çeşitli pratiklerde çalışıyorsun ve heykel okuyorsun, hala devam ediyorsun bu pratikte. Benim sorum şey, bu yani üretimini de bir yandan ve üretimini destekleyen şey, yani seni tetikleyen durum malzemeyi de çok belirleyici olabiliyor. Üç boyutlu işe geçişin video üretimine karşı o ilerleyiş, geçiş nasıl oldu senin açından? Onu merak ettim. Yani o geçiş biraz daha
aslında sohbetin başında söylediğim gibi işte bazen öyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum ki video o konuda beni başka bir boyuta taşıyor. Yani daha doğrusu düşünceyi ve fikri de o farklı bir boyuta taşıdığını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu biraz daha çeşitlenebiliyor yani. Aslında buna tam olarak net bir... ifade etmek istediğinin daha etkileyici bir biçimde belki sunuyor video. Kesinlikle. Yani çünkü... İşte bu coğrafyada hani bunlar anlattığım şeyler aslında bu değişim, dönüşüm, mimari ölçek, işte ev meselesi, kolektif bellek, kendi belleğim, aslında bunlar hepsinin içi bir anda boşalmadı aslında. Belli bir süreç vardı. O süreç içerisinde zaten bu video şekillenmeye başladı aslında. Yani gerçeğin de temsiliyeti üzerine biraz şekillenmeye başladı. Çünkü bu videoyu aslında ben şıp diye de çekebilirdim açıkçası, ama bu bir süreç gerektiriyor. Bu bağlamda hani farklı bir noktaya geldi yani. O yüzden video daha ağır bastı diyebilirim. Teşekkürler. Başka sorusu olan varsa Alper'e yönlendirelim. Mikrofonlarınızı açabilirim. Chat'ten bir soru var. Okuyayım ben Dilek Hanım. Dilerseniz mikrofonunuzu da açabilirim sonradan. Merhaba, Alper'in Kent'e sorduğu soru nedir? Italo Calvino'nun alıntısı bağlamında açıkçası sanatçının kendi sorusunun ne olduğunu merak ediyorum. Teşekkürler. Yani Kent'e... Yani aslında evet, Calvino'dan alıntı yaparken belki de senin bakış açını Kent'e dair sorunun ne olduğunu soruluyor. Yani bu aslında Kent'e bakarken onun birçok türden aslında cevap verdiğini görüyorum, ama cevap verdiği şeyler bana yani kendi içerisinde o çok anlamsız gelen şeyler. Çünkü ben duruyorum ve içerisinde karınca gibi hissediyorum ve bu karınca gibi hissetmemin ve benden büyük olan şeylere bir tür soru yöneltiyordum aslında. Yani bu soru hani ben duruyorum ve neden her şey bu kadar çok büyüyor? Bu kadar büyümeye gerek var mı aslında? Ve bu büyüyen şeylerin işte getirisi nelerdir açıkçası? Yani bu getiriyle beraber hani benim buradaki problem ya da sorunum ne diye bir soru yöneltiyorum aslında ve o yönelttiğim sorunun içinde aslında birçok şey böyle akıntıya kapılmış gibi gidiyor, ama nereye gittiğini bilmiyorum gerçekten. Orada zaten hafızasızlık söz konusu oluyor. Yani Kent'e soruyorum bazı şeyleri, işte hani burada çünkü ya Kent içerisinde o karınca gibi olmamın nedeni, işte benden her şeyin büyük olmasının nedeni, yani o büyüyen şeylerin neden büyük olması gerektiği ve neden işte istemediğim formlara, yani formsuz yapıların bu kadar ortaya çıkması, yani bu oyunun kim oynuyor olması. Yani bu tür sorularda aslında, yani Calvino'nun aslında o okuduğum böyle bir pasaj niteliğinde gibi olan bölümde de aslında Kent'i o şekilde düşlerdim yani. İçerisinde yani büyük bir göl, deniz hayal ederdim açıkçası. Yani Kent'in o merkez noktasına ilerlediğimde kendimi karınca gibi hissetmeyebilirdim açıkçası. Yani böyle o Kafka'nın o dönüşüm deki gibi hissediyorum kendim. Yani böcek gibi hissetmeme sebep oluyor bu içinde dolaştığım bazı yerler, ortamlar, o mekanlar açıkçası. Yani farklı bir şekilde düşlerdim yani. Hepsi, her şey böyle üst üste bindirilmiş, arka arkaya sıralanmış bir şekilde tek düzey indirgenen bir yapı anlayışının olması bana farklı şeyleri getiriyor. Yani bu şekilde bir, belki cevap olduğunu bilmiyorum ama. Teşekkürler Dilek Hanım. Umarım yeterli olmuştur. Başka sorusu, yorumu olan varsa alabiliriz. Yoksa kapatabiliriz. Alper'in eklemek istedikleri de varsa onları da dinleyebiliriz. Sergi 27 Haziran'a kadar devam ediyor olacak. Infilling videosunu 27 Haziran'a kadar BİLSART'tan izleyebilirsiniz. Senin eklemek istediklerin var mıdır? Benim,
Yani herkes beni yalnız bırakmadığı için teşekkür edebilirim yani bu noktada. Bir raise hand gördüm. Belki mikrofonunu açabilirim. Bir soru olabilir. Çok pardon. Evet, şu anda sizi duyabiliyoruz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Aslında sorudan ziyade benimki biraz daha yorum tarzı bir şey olacak. Yani uzatmak istemiyorum. Sadece kendi yorumumu söylemek istiyorum. Ben sizi yaklaşık 4-5 gün önce tanıdım aslında. Instagram'daki profilinize baktım. Metin Bey'den bahsediyorum. Ve işlerinize bakınca birçoğundan yani çok etkilendim ve temanız çok yani zaten hepsinde şey var genelde işte bahsettiğiniz gibi mimariden, inşaat malzemelerinden çıkıp aslında var olan birçok sorunu ele alma ve bu soruların hepsi aslında çok hoşuma gitmişti ve benim de gocunduğum, ileride yapmak istediğim işlerden bir tanesi bu. Şu an ikinci sınıftayım ben. Seramik okuyorum. Ve bu kentleşme, daha doğrusu sürekli betonlaşıp ilerleme aslında bende bir çeşit bir şeyleri yok etme olarak hafızamda kalmış. Çünkü ben Diyarbakırlıyım ve bir dönem orada öğrenci olarak okuduğum zamanlar Sur ilçesinde çok kötü olaylar yaşanmıştı ve iç savaş sürmüştü bayağı. İşte 100 aşkın sokağa çıkma yasakları gibi kötü durumlar karşılaşmıştım. Ve benim bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir arazi vardı, boş bir arazi. O arazide bir çukur vardı, bayağı büyük bir çukur. Bir dönümden bahsedebilirim burada. Ve o çukur zamanla doldu, kapandı. Üzerine baya büyük betonlar dikildi. O çukur ise Sur'da hayatını kaybeden insanların cesetleri oraya gömüldü ve orası tamamen kapandı. Üzerine beton dikildi. O yüzden beton kavramı bende de sürekli bir şeyleri yok edip ilerletme ve çok gerçekten de çirkin bir görüntü oluşma. Bir çeşit beton aslında bende acımasız bir figür gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. İşlerinizi çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya aslında bu videoda da yani batıdan doğuya doğru bir sirkülasyon şeklinde aslında o Türkiye'yi işlemememin sebebi aslında gerçekte de zaten böyle oluyor. Ve batıdan aslında bazı şeylerin batıdan geldiğini görüyoruz aslında. Yani ülkemizde bir çeşit olgular böyle bir ufak ufak sızmaya başladı ve daha sonra yayılmaya başladı. Yani bu batıdan ve doğuya doğru ilerlemeye başladı. Çünkü betonun kendisi zaten fiziksel bir, ya o kimyası gereği yayılım gösteren bir malzeme zaten. Yani bunu Türkiye ölçeğinde de o coğrafik açıdan da görebiliyoruz zaten. Yani doğu da aslında, doğunun belleği de aslında mimari ölçekten yok ediliyor bir noktada. Yani bir şeylerin üstü kapatılıyor, siliniyor ve sanki aslında orada hiçbir şey olmamış gibi gerçekten. Yani neticede o kapattığınız şeyin sanki orada, ama insanlar açısından orada işte yani bir hafıza mekanı aslında yani bazı noktalar yani. Yani işte Sur örneği verildi ve onun gibi aslında birçok örnek verilebilir yani Türkiye ölçeğinde. Başka sorusu olan var mıdır ya da katkı sağlamak isteyen olursa kapatmadan dinleyelim. Zannediyorum ki yok. Ben chat'i de kontrol ettim. O zaman herkese çok teşekkür ederiz. Alper, sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Evet, katılan herkese teşekkür ederiz. Herkese sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.